Promised Neverland Tokyo Gold'un halefi niteliğindedir. Fakat Tokyo Gold'dan farklı olarak birinci sezonu çok daha iyi. Sadece kaynak materyali saldık kaldıkları için değil. Aynı şekilde o sezonun bulunduğu ark çok iyi yazılmasından dolayı. Fakat Promised Neverland o yetimhane arkından sonra bir düşüşe geçmeye başlıyor. Finale doğru artık iyice sıkıcılaşmaya başlıyor bitse de gidecek diyorsunuz. Mangaka da aslında bir nevi bunun farkında. Yapılan röportajlara baktığımızda animenin ikinci sezonun hikayesinde mangaka tarafından yazılmış. Bu neden söylüyorum? Çünkü manganın daha kötü bir yere gidemeyeceğini düşünüyorsanız anime sizi kesinlikle haksız çıkarmaya çalışıyor. Promise Neverland ikinci sezon anime tarihinde görüp görebileceğiniz en büyük düşüşlerden bir tanesi. Kendisi My Anime List'te en fazla yarıda bırakılan anime. Şu an internette hayal kırıklığı neden olan animeler listelerine bakarsanız Promise Neverland 2. sezon o listede her zaman olacaktır. Bu animenin kötü olmasının tek nedeni kaynak materyali uymaması değil. Kötü yazılmış olması. Animeyi orijinal yapan şeyler yok. Psikolojik korku, atmosfer, karakterler arası gerilim ve olayların arkasındaki gizemler. İkinci sezon bunları yapmayı bırakıp hikaye için önem arz eden karakterleri çıkarıp var olan karakterler arasındaki gerilimi düşürüp o karakterlerin de ideolojilerini bir anda kenara atıp bütün hikaye oldu bitti yapıp bitirmeye çalışması. Bu seçimlerin hepsinin suçunu stüdyoya atıp çıkabilirim. Fakat Cloverworks o dönem içerisinde büyük ihtimalle bir sıkıntı içerisindeydi. Çünkü Promus develenden ikinci sezon dışında Wonder Egg ve Horimiya denen iki adet anime daha yayınladılar. Hormia aynı şekilde Promus Neverland 2. sezon gibi kaynak materyali sadık kalmadığı için eleştirilse ve hayal kırıklığına uğratsa da on direkt Pierrot kadar bir düşüş yaşamıyor. Bu anime ile ilgili duyduğum ilk şeylerden bir tanesi yıldım animelerinden biri olduğuydu. Ve daha bitmemişti yarılarında falandı. Final verdikten sonra ve artık kimse konuşmamaya başlayınca ya şöyle bir anime var bir bakayım dedim. Ve evet 8.32'ye kadar çıkmış puanı 7.69'a kadar düşmüş. Yine aynı şekilde kötü yazılmış bir finalin sıkıntılarını çekmiş. Bu 3 anime 2021 kış döneminde aynı anda çıktığı için ve üçü de aynı şekilde hayal kırıklığına neden olduğu için Cloverworks stüdyosuna karşı bakış açısı değişti. Stüdyo sıralar büyük ihtimal bir sıkıntı içerisindeydi çünkü daha önce de Bunny Girl Senpai ve Promos Neverland'ın birinci sezonunu yaptılar. 2022 yıl itibariyle itibariyle de My Dress Darling, Spy Family ve Akabichan Chan adında 3 tane anime uyarlaması yaptılar. Ve üçü de çok büyük oranda kaynak materyale sağdıktılar. Stüdyo o zamanlar nasıl bir sıkıntı içerisindeydi bilmiyoruz fakat Promised Neverland 2. sezonun hayatımda izlediğim en kötü animelerden bir tanesiydi.